Açelya'nın Arkadaşlık Bahçesi Bir zamanlar, masmavi bir göğün altında, yeşillikler içinde minik bir köy vardı. Bu köyün adı Arkadaşlık Köyü'dü ve adı gibi, dostlukla dolu, sıcacık bir yerdi. Köyün en sevimli evlerinden birinde, Açelya adında bir çocuk yaşıyordu. Açelya'nın en yakın arkadaşı ise Aslı'ydı, ikisi de köyün en neşeli çocuklarıydı. Bir gün Açelya ve Aslı, köyün etrafını saran ormanda oyunlar oynarken bir peri arkadaşlarının sesini duydular. Bu ses onları ormanın derinlerine, hayvanlarla dolu gizli bir bahçeye yönlendirdi. Bu bahçede konuşan tavşanlar, şarkı söyleyen kuşlar ve dans eden sincaplar vardı. Açelya ve Aslı için bu, büyülü bir dünyanın kapılarının aralanması gibiydi. Ama Büyülü Bahçe'nin sakinleri sevinçli haberlerle gelmemişlerdi. Peri arkadaşlar, bahçedeki yiyeceklerin azaldığını ve hayvan dostlarının aç kalmaktan endişe ettiklerini söylediler. Açelya ve Aslı, hayvanların ve perilerin üzgün yüzlerini görünce hemen yardım etmek istediler. İki iyi kalpli arkadaş, bu soruna bir çözüm bulmak için ellerinden geleni yapacaklardı. Açelya ve Aslı'nın ilk aklına gelen, köydeki büyüklerinden yardım istemek oldu. Ama periler, köylülerin bahçeyi görmeyeceğini, çünkü sadece çocukların ve hayvanların bu büyülü yere girebildiğini anlattılar. Bu yüzden Açelya ve Aslı, kendi başlarına bir şeyler yapmaları gerektiğini anladılar. Ki arkadaş, bu sorunu nasıl çözeceklerini düşünürken, Aslı'nın aklına bir fikir geldi. Köyün kenarındaki büyük domates, Biber ve kabaklarla dolu sebze bahçesini hatırlattı. Eğer köylülerden izin alabilirlerse, belki de oradan toplayacakları sebzelerle hayvan dostlarını doyurabilirlerdi. Açelya da bu fikri çok beğendi ve hemen harekete geçmeye karar verdiler. Köyün en yaşlısı, her zaman bilge tavsiyeleriyle tanınan Nina Nine'ye gittiler. Minanine çocukların bu cömert teklifini sevinçle kabul etti ve onlara bahçeden toplayabilecekleri kadar sebze alabileceklerini söyledi. Açelya ve Aslı, ellerine aldıkları sepetlerle sebze bahçesine koştular ve hemen toplamaya başladılar. Sepetleri sebzelerle dolduran iki arkadaş, büyülü bahçeye geri döndü. Hayvanlar ve periler onları gördüklerinde sevinç çığlıkları attılar. Tavşanlar sebzeleri pat pat dişlerken kuşlar şarkılarını daha neşeli söylemeye başladılar. Sincaplar ise dans ederek iki arkadaşa minnettarlıklarını gösterdiler. Açelya ve Aslı, hayvanların ve perilerin neşesini gördükçe birlikte hareket etmenin ve birbirine yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Artık sadece birer oyun arkadaşı olmaktan çok daha fazlasıydılar. Aynı zamanda yiyecekleri paylaşan ve dostlarının ihtiyaçlarını düşünen gerçek kahramanlardı. Günün sonunda Açelya ve Aslı, güneş batarken el ele köye döndüler. Köylüler onların yaptıkları cömert davranışı duyunca iki arkadaşın etrafını sardı ve onları omuzlarında taşıyarak büyük bir kutlama yaptılar. Açelya ve Aslı'nın yüzlerinde mutluluktan parlayan gülümsemeler vardı. Çünkü başkalarına yardım etmenin verdiği huzur ve mutluluk onları sarmıştı. O günden sonra, arkadaşlık köyünde bir gelenek başladı. Her yıl köylüler ve çocuklar, peri bahçesi ve hayvan dostlar için bir şenlik düzenler ve onlara yiyecek getirirlerdi. Açelya ve Aslı ise bu güzel geleneklerin başlamasına vesile olan ilk kahramanlar olarak anılırdı ve böylece Açelya ve Aslı, arkadaşlık ve dayanışmanın en büyük sıkıntılarda bile nasıl mucizeler yaratabileceğini tüm köye göstermiş oldu. Arkadaşlık bahçesi her zaman neşeyle şarkılar söyleyen kuşlar, mutluluktan dans eden sincaplar ve dostlukla dolu peli arkadaşlarla yaşamaya devam etti. Küçük çocuklar, bu hikayeyi dinlediklerinde yardımlaşmanın ve dost olmanın önemini öğreniyor ve Açelya ile Aslı gibi kendi küçük dünyalarında büyük işler başarmanın hayalini kuruyorlardı. Ve her zaman biliyorlardı ki, paylaşarak ve birbirimize destek olarak dünyamızı daha güzel bir yer yapabiliriz. Sonunda Açelya ve Aslı'nın arkadaşlık bahçesinde her gün bir bayram, her an bir kutlama gibiydi. Çünkü onlar, paylaşmanın ve birlikte olmanın en güzel hazine olduğunu tüm kalpleriyle hissetmişlerdi. Ve onlar büyüdükçe, bu değerli dersi unutmadılar ve herkese öğretmeye devam ettiler. Şimdi sıra sizde, küçük Açelya ve Aslılar. Sizde kendi bahçenizdeki arkadaşlık çiçeklerini sulayın ve büyütün. Ve unutmayın, yardımlaşmak ve paylaşmak hepimizi mutlu eder. Ve böylece, Açelya'nın arkadaşlık bahçesinde her gün yeni bir macera, her gün yeni bir dostluk hikayesi yazılmaya devam etti.